Şalom Ekulam, herkese tekrar selamlar arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bu yayın bir ders değil. Derslerimizi normal günlerinde ve saatlerinde devam ediyoruz. Buna benzer programları yapmaya devam edeceğiz. Çünkü dilin kültürünü, tarihini, geçmişini biraz daha yakından anlayabilmek için ve bu çerçevede aklınıza gelebilecek bütün soruları sorabilirsiniz. Elbette bir nevi ek ders niteliğinde oluyor. Fakat eğitim dokümanında olan konulardan ziyade aklımıza gelen daha aktüel kültürel soruları değerlendirdiğimiz bir yayın olacak bu. Bir öncekini zaten geçen çarşamba yaptık ve yine tekrar hatırlatıyorum. Bu yayınlar ertesi gün YouTube'da yayınlanacak. Bunu söyleyerek başlıyorum. Elbette sorularınıza katılabilirsiniz. Ne kadar çok soru sorarsanız o kadar iyi olur, gayet güzel olur. Program başlamadan önce yine herkese tekrar selamlar ve katılamayan bir arkadaşımızın iki tane sorusu var. Onlarla başlamak istiyorum ki aslında bazı yerlerde sıklıkla konuşulan bir şey. Örneğin Elohim diye bir kavram gördük. İkinci dersi hatta ilk dersi görenler de biliyor bu kavramı. Elohim diye bir kavram var. Bunun kısaltılması Alef ve Lamet, El diyoruz. Ve bildiğimiz gibi ilk dersi işleyenler de gayet iyi bileceklerdir ki İbranice'deki çoğul ekler neydi? İm ve Ot. Türkçe'de nasıl ki lar ise İbrani dilinde ise çoğul ifadelerimiz im ve ot. İm, yut, memsufitle yazılıyor. Ot ise vav, tavla yazılıyor. Bunlar dilde kavramları veya nesneleri veya insanları da çoğul ifade ederken kullanmış olduğumuz takılar. Çoğul ekleri diyelim. Neden o zaman böyle bir çoğul eki varken Elohim diyoruz? Yani eğer Avram'da başlayan bu serüvende öncesi var fakat dilin toplumsallaşması Avram'la beraber başlarken bu kavram, yani neden Elohim ifadesinin son iki harfi çoğul olarak kullanılmış? Buna benzeyen başka ifadeler de var. Şamayim, Maim gibi. Sayılamayacağından dolayı ve aslında kendi işlerini barındırmış olduğu anlamlardan ötürü böyle bir çoğul ifadesi var. Daha farklı yerlerde görmüştüm. Bu arada mikrofonu açık olan arkadaşlar kapatırsam emin olurum. Soru sorarken açabilirsiniz elbette. Bazı yerlerde özellikle dili yeni öğrenen veya sorguladığını düşünen bazı kimselerde "Aa, demek ki işte Avram'da yanılmış, bak Elohim diye bir kavram var. O bile çoğul. Demek ki tek yaratıcı inancından ziyade başka bir şey içeriyor" gibi açıkçası kısır, temeli olmayan kendilerince tırnak içinde söylüyorum, felsefi düşüncelere veya tartışmalara bunu malzeme yapabiliyorlar. Aslında cevap çok basit. Elbette İbrani kültüründe onu simgeleyen başka kavramlar da var. Yud hey, vav hey gibi veya kadoş baruhu gibi veya şem gibi veya buna benzer daha başka ifadeler de söz konusu. Hatta bazen şamayim bile kullanılır. Elohim'deki son çoğul ifadeler, arkadaşlar mikrofonu kapıyorum. Birisininki açık. Elohim kelimesindeki çoğul ifadelerde vurgulanan şey aslında şu. Bütün güçlerin ona ait olduğu. Nasıl ki Şem kendisine ait bir kavram ise, kendisini simgeleyen bir damga ise, Yud-Heh, Vav-Heh onu simgeleyen bir damga ise, Elohim de yine onu simgeleyen bir damga ve buradaki vurgu aslında bütün güçlerin tek bir kaynaktan geldiğini ve tüm güçlerin ona ait olduğunu ifade eden bir çoğul takısıymış gibi kulağa geliyor. Buradaki temel vurgu tüm güçlerin ondan kaynaklandı. O yüzden Elohim diyoruz. Aslında diğer taraftan Elohim kavramının sayısal değerine baktığınızda tabiat ile de eşittir. Yani 86'ya denk gelir. Teva kavramındaki harflerin sayısal değerini topladığımızda 86'dır. Elohim kavramındaki harflerin sayısal değerini topladığımızda yine 86'dır. Çünkü görmüş olduğumuz her şey odur. Tabiatın kendisi odur. İnsan tabiatını nasıl görüyor, nasıl yorumluyorsa elbette herkese göre farklıdır. Burada vurgulanan şey Tanrı kavramının veya yaratıcı kavramının tabiatla eş değer olduğu, öz olduğu. Diğer bir açıdan da baktığımızda aslında Elohim kelimesini tersten okuduğumuzda aslında büyük bir sorgulamayı içerir. Derse yeni başlayanlar da yoklayabilirler bunu. Gerçi bazı soru kelimelerine henüz gelmedik. İlk sınıflarda geldik fakat ikinci, yani
Pazar günü yaptığımız sınıflarda geldik. Cumartesi sınıflarına henüz gelmedik. Fakat Elohim kelimesini tersten okuduğumuzda aslında büyük bir sorgulama geçirir. Zira her zaman vurgulanır ki onun bir adı yoktur, onun bir zamanı yoktur, onun bir mekanı yoktur gibi. Pardon. Elohim kelimesini tersten okuduğunuzda aslında belirttiğim gibi büyük bir sorgulama içerir. Zamanı olanlar dilerse yazabilir. Yazın bu harfleri ve tersten okuduğunuz zaman mihu gibi bir kavrama rastlarız. Yani o kim? Her zaman derler ki görmeden, edinmeden ona isim vermeyiz. Veremeyiz de zaten. Elohim kavramı da aynı zamanda büyük bir sorgulama içerir. Mihu. Şimdi daha iyi oldu. Yani bu kavramdaki çoğul ifade bundan kaynaklı bütün güçlerin ondan kaynaklandığı, bütün güçlerin ona ait olduğu ve tersten okuduğumuzu ise aslında kişiyi bir sorguya getirir. Onun kim olduğunu anlamaya yönelik bir itiş gücü içerir. O yüzden tersten okuduğumuzda mihu diye bir ifade görürüz. Elohim kavramı bu yüzden böyle kurgulanmıştır. Bunu şimdilik böyle cevaplayabiliriz. Yine arkadaşımızın başka bir ifadesi vardı. Baruch Haşem ne demek? Baruch kutsanmış demek. Kutsal olan kutsanmış. Haşem yine ilk derste de gördüğümüz gibi onun damgalarından bir tanesiydi. Baruch Haşem bu kültürde birisine nasılsın, nasıl gidiyor ve buna benzer bir soru sorduğumuzda kişi halinden memnunsa Baruch Haşem der. Aslında burada vurgulanan şey özünde eğer kişi Baruch Haşem diyorsa yani onun kutsanmış olduğunu, onun kutsal olduğunu anlama düzeyine gelmişse, kabul etme düzeyine, anlama düzeyine, keşfetme düzeyine geldiyse zaten her şeyin iyi olduğu anlamına gelir. Eğer ben onun zaten kutsal olduğunu kabul etmişsem, görmüşsem, yaşıyorsam Baruch Haşem diyorum. Yani her şey iyi. Yani burada nasılsın, nasıl gidiyor sorusuna verilebilecek en ulvi cevaplardan bir tanesi. Elbette bir insanın içinde ne hissettiğini veya onun ne şekilde onu keşfettiğini dair yorumda bulunmak kimsenin haddini değil. Fakat bu kavramın özü bu. Baruch Haşem diyorsa birisi demek ki halinden memnun. Çünkü onun kutsallığını görmüş, onun bütünlüğünü keşfetmiş ve bu yüzden her şeyin iyi olduğunu görüyor. Böyle cevaplayabiliriz bu soruyu da. Sizlerin sorusu varsa buyurun. Hocam benim bir sorum var. Mesela şeyde İbranice'de ateş yani eş demektir. Evet. Şemiş yani şey güneş demektir. Bunun bir alakası var mı? Yani bir bağı var arasındaki yoksa farklı bir şey? Farklı bir şey. Şemeş, evet, güneş demek, eş, ateş demek. Fakat aslında bir kavramı bir başka kavramla bütünleştirdiğimiz zaman veya bir kavram içerisinde başka kavramları sıkıştırdığımız zaman o kavramın aslında ne ifade ettiğini daha iyi anlıyoruz. O yüzden Akiva'nın mesela güzel bir cümlesi vardır ki YouTube'da da bununla ilgili bir video yapmıştım YouTube kanalında. Şöyle der yani iş ve işe şekine benekem no şekine eş okaltan diyor. Yani kadın ve erkek aralarında kutsallık eğer kutsallık yok ise ateş onları yer diyor. Şimdi burada kadın erkek vurgusu var, kutsallık vurgusu var ve diyor ki aralarında kutsallık yok ise ateş onları yer diyor. İlginç bir ifade. Ben bunu gerçekten kurcalamaya başladığımda iş ve işa kelimeleri yani erkek ve kadın kelimelerinin kök harfleri alef, şin. Yani eş, ateşten türetilmiş. Yani iş ve işa derken, erkek ve kadın derken aslında bu iki kavram ateş kelimesinden türetilmiş. Çünkü kök harfleri alef ve şin. Bakabilirsiniz yani hatta ilk derste de görmüştük. Evet. İlk derste de görmüştük. Ve diyor ki Akiva, aralarında kutsallık var diyor. Fakat yani eğer aralarında kutsallık yok ise ateş onları yer diyor. Yani ateşin onları yiyebileceğini ve ateşin onları yakabileceğini söylemiş. Yani özellikle ateş kullanmasında ilginç bir atıf vardı.
Ve gerçekten iş ve işa kelimesini yazdığınızda alif, yut, şin, iş diye okunur. Ve alif, yut, şin, hey yazdığınızda işa diye okunur. Yani kadın demek. Biri erkek, biri kadın demek. Kök harfler neydi? Alif ve şin. Evet. Bu kök harflerin dışında hangi harfler girmiş oluyor bu iki kavrama? Yut Yut ve mu? hey. Yut ve hey. Evet. Çünkü alif, yut, şin, iş. Alef, yut, şin, hey, işa, kadın demek. Bu durumda görüyoruz ki sadece bu iki kavramın arasına iki tane harf girmiş. Yut ve hey. Yut ve hey'i nerede görüyoruz? Yut, hey, vav, hey kavramında. Yani buradaki iki giren harfi yan yana koyduğumuzda ya diye okuyoruz. Hatta kendi kültürümüzde bile vardır. Yahu da zaten Evet. dediği yer yut, hey, vav, hey'den. Çünkü Hı orada hı. hem ya kavramı var hem de hu kavramı var. Hatta Yani bu da geçer yahu. o evet yani öyle ifade ediliyor da Hı. ben kavramın nereden geldiğini Hı. anlatıyorum şu an size. Araya giren iki harfe baktığınızda yut, hey ve vav, hey kavramında bulunan ya yani onu simgeleyen bir kavram yine. Ve gerçekten o İş ve işa kavramları arasında yut ve heyi düşürdüğünüz zaman, onları ortadan kaldırdığınız zaman, yani aralarındaki kutsallığı kaldırdığınız zaman ne kalıyor? Ateş kalıyor. Ve ateş de birbirini yiyecek. Ateş de onları yer diyor mesela. Yani rastgele türetilmiş şeyler değil. Bu durumda şunu anlıyoruz yani. İş ve işa kelimelerinin bu şekilde kurgulanması da rastgele bir durum değil. Aralarında gerçekten kutsallık diye atfedilen ya kelimesi yerleştirilmiş. Yut ve hey. Hatta ne diyordu ya David şiirlerinde bir şiirinde bilinen bir kavramdır. Haleluya. Yani onu övün. Buradaki ya o anlamına geliyor. Yani yaratıcı. O Tamam. yüzden gerçekten yalın bir şekilde bile baktığınızda yani çok böyle dahi bir zekaya sahip olmaya hiç gerek yok. İş ve işa kelimelerinde ya yani kutsal olanın yani yaratıcının kodlarını indirdiğiniz zaman ateş kalıyor. O yüzden Akiva Tamam. da böyle demiş. Yani eğer aralarında kutsallık olmazsa ateş onları yer diyor. Tamam hocam. Sağ olun. Hatta bizim dilimizde de yani yahu ifade edilirken elbette belki bunu kullananların büyük bir çoğunluğu bunun nereden geldiğini bilmiyor veya ne ifade ettiğini bilmiyor ama yahu yine yut hey vafeyden türetilmiş bir şey ve yazmayı doğru bilenler aslında bunu ayrık ve ya'nın da y harfini büyük yazar, hu'nun da h harfini büyük yazar. Çünkü onu simgeleyen kodlardan iki tanesi bu. Yahu. Geldiği yer yine yut, hey, vafey. Yani sizce bu ayrı kelime değil, belki aynı kelimedir. Yahu. Aynı şey yani oradan türetilmiş. Yani başka istenebileceği bir kaynak yok zaten. Yani rastgele bazen dilimizde pelesenk olmuş bazı ifadeler var ama insanlar konuşurken günlük hayatta pek de kökünü araştırmazlar. Evet, ama demek Allah'tır yani yahu, Evet, işte yahu. Allah Evet, ismi. yahu. Tamam. Biz kültürümüze Allah diyoruz. Belki bir tanrı der, belki bir Rab der. O yüzden ben bu ifadeleri kullanmıyorum. Herkes dilediği şekilde isimlendirebilir. Sadece onu simgeleyen kodlardan bir tanesi. Başka sorusu olan varsa buyursun arkadaşlar. Ben sorayım o zaman. Sıklıkla sorulan bir soru şu var. Neden bazı kavramlardaki harflerin yerini değiştiremiyoruz? Böyle bir lüksümüz yok. Böyle bir tercih durumumuz da yok. Eğer bir kavramda şin harfi varsa orada şin harfi olacaktır. Yani onun yerine neden sameh kullanmıyoruz? Kullanamayız. Aslında bu dilin nasıl kurgulandığını daha farklı programlarda da anlattık. Yani bir kavramdaki harfler veya o harflerin dizilimi rastgele değil. Nasıl ki az önceki Elohim kavramındaki harflerin sayısal değerini topladığınızda 86'ya ulaşıyorsanız doğa kavramındaki harflerin de sayısını topladığınızda yine 86'ya ulaşırsınız. Ve yine ne tesadüftür ki Haleluya kavramındaki harflerin de sayısal değerini topladığınızda 86'ya denk gelir. Neden başka harfler kullanmıyoruz? Yani orada Haleluya H ile yazılmışsa H ile yazılacak. H ile yazılmaz. H ile yazılmak zorundadır.
Bazı arkadaşlar bunu anlamakta zorlanıyor. Fakat şöyle bir durum var. Yani siz eğer birisini Türkçe dilini öğretirken öğrenen kişi neden Kastamonu yazarken ben illaki G ile yazacağım diyemez. Söyleyemez yani bunu ifade edemez daha doğrusu. Çünkü yanlış olur. Kastamonu kelimesi K ile yazılır. G ile yazamazsınız. Bu niye böyle? Bu böyle. Böyle kurgulanmış. Veya güzel diye bir kavram var. Oradaki G'yi düşürüp K kullanamazsınız. Güzel diyemezsiniz. Çünkü o güzel böyle yazılacak. Yeni dili öğrenirken insanlar bazen kabullenmekte zorlanıyorlar ama her dilde durum böyle. Yani İngilizce'de toy diye bir kelime var, oyuncak demek. Boy diye bir kelime var, erkek evlat veya genç erkek demek. Yani yok ben boy yerine toy diyeceğim, bunun da anlamı genç erkek olacak diyemezsiniz. Diyemiyoruz yani. Her dilin kendine has bir yapısı var ve ama İbranice'deki bu yapı daha çok gimatreyi de barındırır. O harfin şekliyle de ilgilidir. Harfinin girmiş olduğu sırayla da çok ilintilidir. O yüzden harf dilin yerini değiştiremiyoruz. Veya aynı yerine alef koymanız mümkün değil. Çünkü alefin sayısal değeri 1, ayın sayısal değeri 70. Nasıl ki yani olam kelimesi ayınla yazılıyorsa, ayın, vav, lamet, mem, sofitle yazılıyorsa burada şunu diyemezsiniz. Yani ben alefle yazacağım. Bunu hiçbir dilde diyemiyoruz zaten. Az önce vermiş olduğum örnekteki Türkçedeki gibi yani dünya diyorsanız D ile yazarsınız. T ile başlayamazsınız. Dünya diyemezsiniz. Dünya demek zorundasınız. Çünkü o dilde dünya kavramı böyle kurgulanmış. İbranice'de ise yani olam kavramında yani aynı başlayan olam kavramında aynı yerine alef kullanamazsınız. Bu durumda aynı sayısal değil 70 iken bu alif koyduğunuz zaman hem anlam bozulur, anlamsız bir kelime olur veya oradaki sayısal değeri bozmuş olursunuz. Her halükarda kabul görmez. Yani diğer dillerde de durum bu. Çok farklı değil. Hocam Allah'a hitap ederken her zaman ya mı kullanıyoruz? Yani ya il, ya Hayır, ilk Allah derste de şey ifade nasıl? etmiştik yani. İlk derste de ne görmüştük? Haşem diye bir ifade var. Haşem. Onu simgeler. Adonay onu simgeler. El. Yani ya'ya gerek yok. Ya'ya gerek yok değil. Ya da onu simgeleyen kavramlardan bir tanesi. Kişi neyi tercih ediyorsa artık veya nerede nasıl yazıldığı ile ilgili. Ya'ya gerek yok demek doğru olmaz. Yani ya onu ifade eden kavramlardan bir tanesi, damgalardan bir tanesi, el de onu ifade eden kavramlardan bir tanesi, Adonai de onu ifade eden kavramlardan bir tanesi. Neden bunlar bazen başka başka şekilde ifade ediliyor? Aslında hepsinin belli bir sıralaması. Hepsinin eğer bir yerde ya da ifade edilmişse demek ki yani örneğin David orada haleluya diye ifade etmiş ve onun sonuna ya getirmiş. Orada neden halelu haşem dememişse haleluya kavramı belli bir sayısal dengede olması gerektiğinden dolayı. Zira o şiirine baktığımızda yani işte mesela elbette gözümüzde şey görünür yani işte haleluya onun tefine, onun boruzlarına gibi ifadeler vardır. Aslında orada bahsetmiş olduğu şey on sefirot ve sonunda ise tüm bunları kapsayan haleluya ifadesini kullanır ve tesadüf değildir elbette. Haleluya kavramında 86'ya denk gelir. Elohim'de olduğu gibi ve yine doğa kavramındaki gibi yine 86'ya denk gelir. Yani bir bütünlük söz konusu. Ama bir yerde kişi yutei vafei yazıyorsa yaratanın veya yaratılışın farklı bir boyutuna atıfta bulunduğu için. Çünkü yutei vafei değilse biz bu kavramı gördüğümüzü ve bu ifadeyi gördüğümüzde Adonai diye okuruz ama yutei vafei aslında sonsuzluğunu ifade eder. Zamansızlığını ifade eder. Çünkü İbranice'de bulunan üç zaman kipini Hove, Haya, Yihye kavramlarını Yud-Hey-Vav-Hey kavramından yazabiliyoruz. Aynı harflere baktığınızda gerçekten de Haya kelimesinde yazabilirsiniz. Haya geçmiş demek. Hove kelimesinde yazabilirsiniz. Aynı harflerle Hove ise şimdiki demek. Yihye ifadesinde yazabilirsiniz. Yihye de gelecek demek. Neden bu damgayla ifade edilmiş? Çünkü onun zamanı yoktur. O geçmiştir, gelecektir, şimdikidir. Rastgele değildir yani. Yud-Hey-Vav-Hey böyle kurgulanması. Üç zaman kavramını ifade eder. Çünkü onun Aslında zamanı her yoktur. kelime, özür dilerim. Aslında sanki her kelimenin bir şifresi varmış gibi ve bunu bozduğumuz zaman bu
şifre bozuluyor gibi bir şey oluyor. Gibi değil, öyle oluyor. Daha doğrusu aslında şifreyi bozmak gibi bir yeteneğimiz yok. Bu bariz. Yani gerçekten bunu bozmak gibi niteliğimiz, daha doğrusu yeteneğimiz yok. Çünkü David 3200 yıl önce Haleluya kelimesini nasıl yazdıysa bugün de aynı. Değiştirilememiş. Çünkü kendi içinde hem ses olarak Haleluya böyle vurgulanması gerekiyor. Harflerin böyle kurgulanması gerekiyor ve sayısal değerin böyle olması gerekiyor. Dileyen dilediği kadar deneyebilir ama değiştirilemez. Bir nevi doğanın kanunları nasıl değişmez ise bu tip kavramların da yapısı değiştirilemez. Ama şöyle tekrar ifade edeyim. Yani eğer bir yerde Hakadoş Baruhu deniliyorsa o da yani Tanrı'nın veya yaratıcıyı simgeleyen bir şey. Hakadoş Baruhu. Mesela Kadoş kutsal demek, Baruh kutsanmış demek ama sonunda Hu diyor. Çok ilginç, yani üzerinde kitap yazılabilecek tek bir cümledir. Bu tek bir kavramdır. Mustafa. Arkadaşlar mikrofonlarınızı kaparsanız memnun olurum. Arkadan sesler geliyor. Ben de göremiyorum burada kime ait. Az önce soruyu soran kişiyi de göremedim. Kusura kalmayın. O yüzden hitap edemedim. Yani isteseniz de zaten o kavramdaki harfleri değiştirmeniz mümkün değil. Olmuyor yani. Çünkü Çok kendi içinde bir teşekkür bütünlüğü ederim. var. Yani mesela Kakadoş Baruhu diyoruz. Yine bu kavramda onu simgeleyen veya ona atfen kurgulanmış bir cümledir. Bir yandan diyoruz ki Kadoş kutsal, bir yandan Baruh kutsanmış, bir yandan da Hu diyoruz. Aslında gerçekten çok muazzam bir yapıya sahip. Çünkü kabalistik dilde ifade edilen ifşa ve gizlilik dediğimiz bir şey vardır. Keşif veya gizlilik diyoruz. Yani aynı anda iki şey. Bir yandan keşfediyorsun, bir taraftan da gizli. Çünkü bu kavrama dikkatli baktığınızda hem keşif var hem de gizlilik var. Kadoş, eğer ben bir şeyi kadoş diyorsam, kutsal diyorsam demek ki bunun kutsallığını keşfetmişim. Baruk diyorsam bunu yaşamışım zaten. O kutsalmış. Ama o zaman neden bu diyorum? Bu kimdi? O. Görünmeyen, yanımda olmayan. Demek ki hem bir keşfetme durumu var. Onun kutsallığını keşfetmişim ama halen hu diyorum. O kişi zamiri. Yani günümüzde bile o kişi zamiridir. Bir taraftan gizliliği söz konusu ama bir taraftan ifşası söz konusu. Yani bunlar rastgele kurgulanmış ifadeler değil. O yüzden değiştirmek istesek de değiştiremeyiz. Bunlar binlerce yıldır bu şekilde kurgulanmış ve günümüzde de halen geçerliliğini koruyan kavramlardır. Hocam çok özür diliyorum. Anladığım kadarıyla burada biraz da numeroloji konusunu dahil etmişler. Bunun çok özel bir sebebi var mı? Numeroloji, yani özellikle davet veya eklemekle ilgili den ziyade zaten Dahil etmişler gibi geliyor. doğada bazı Dahil şeyleri etmişler. şöyle ifade edeyim, yani bunun özellikle dahil edildiğine edilmediğine dair den ziyade doğada bazı şeyleri anlatırken geçmişten bugüne rakamlar da kullanılır, sesler de kullanılır, şekiller de kullanılır ve alegorik anlamları da kullanılır. O yüzden yani Elohim kavramı nasıl 86'ya denk geliyorsa, yani tabiat, doğa kavramının da 86'ya denk gelmesi tesadüf değildir. Veya Haleluya kavramında 86'ya denk gelmesi tesadüf değildir. Veya Yud Hey Vav Hey kavramının 26'ya denk gelmesiyle Alef harfinin aslında 26'ya denk gelmesi tesadüf değildir. Neden rakamlar var? Çünkü doğada olan işleyişi anlatırken rakamlardan da faydalanıyoruz. O yüzden ışığın dört safhası denilir. Neden beş safhası değil? Çünkü dört defa bir döngü içerisinde olması lazım. Veya beş dünya diyoruz. Altı değil, beş dünya. Niye on sefirot diyoruz? 10 tane sefira var diyoruz. Neden 22 harf var diyoruz? Neden 32 yol var diyoruz? Çünkü rakam dediğimiz bizim bu dünyada kullanabileceğimiz kavramlardan, araç ve gelişlerden bir tanesi. Bunları da yaratılışın işleyişi, yaratılışın nasıl başladığı ve nasıl sonlanacağı, daha doğrusu kendini nasıl, yaratılanın bu yaratılışı nasıl tamamlayacağıyla ilgili gelişen süreçlerde bazı şeyleri kezlerce yaşıyoruz. Bazı şeyleri kezlerce yapmalıyız ve bazı şeyler kezlerce kendiliğinden oluyor. Rakam da aslında yaratılışın bir dili. Kurgulanırken, işletilirken. Aslında
Aslında evrenin oluşumunda da çok güzel derin bir matematik yatmakta. Her şey matematiğe dayalı. Aynen bu da haftalarda herhalde bu şekilde bunun gibi diyebiliriz. Bunun gibi diye yani bunun gibiden ziyade ben daha biraz üstünü söylemeye çalışıyorum. Yani elbette evrenin yaratılışında matematik vardır demek doğru. Fakat içeriğini araştırmadan da diyenler çok. Fakat İbranice'nin kurgulanmasında ve kavramların oluşumunda zaten bu matematiği yaşıyorsun. Hani vardı demiyorsun artık. Zaten var diyorsun. Ortada diyorsun yani. Her şey zaten çok bariz diyorsun. Hani bunu öğrendiğiniz zaman ya işte evrenin yaratılışında matematik çok önemli. Biliyoruz çünkü rakamlar bunu bize zaten anlatıyor. Hani öyle slogan var bir cümle artık kullanmıyorum. Zaten ben bunu yaşıyor oluyorum. Fark bu yani. Ve daha fazlasını. Damla Hanım buyurun. El işareti var galiba. Merhabalar. Selamlar. Selamlar. Ben daha önceki derslerinize katılmadım. Bizim dersimiz biliyorsunuz yeni başlayacak sizinle 6 Evet. Haziran'da. Benim sorum şu. Buraya kadar gelene kadar bu İbranice dilini öğrenmek isteyene kadar tabii ki kendim de az çok bazı gruplara katıldım, bazı dersler aldım ve bazı tefekkürlerde bulundum ve bunların sonucunda da yaratılışta ilk yaratılışın Adem ve Havva ile olmadığını, Kadir'in mutlağın ayrı olduğunu, onun altındaki alt tanrıların ayrı olup insanların bu şekilde yaratıldığı konusuna kadar geldim. Tabii ki doğruluk payını bilemem. Ama bir simülasyonda olduğumu da biliyorum. Benim merakım şu, bu İbranice dili, en eski dil olan bilindik. Alt tanrıların yarattığı bir dil mi, yoksa Kadir-i Mutlak'tan gelen bir dil mi? Alt tanrılardan ne kastettiğinizi bilmiyorum ama alt tanrıların gerçekte kim olduğunu öğrenmek istiyorsanız benim size tavsiyem Antik Babil'i inceleyin. Antik Babil'de binlerce alt tanrı yapmışlar zaten. Evet. Günümüzde de var. Günümüzde de çok da farklı değil. Babil'de nasıl kullanılmışsa günümüzde de aynı şekilde kullanılıyor emin olun. Ve ben bunu çok yakından gözlemliyorum. Yani insanların kitlelerin kutsal olarak addettiği şeyleri ellerine alıp bir yerlerde yani bir kitleleri etkilemeye çalışması Antik Babil'deki kültürden çok da farklı değil. Dilerseniz YouTube kanalında Antik Babil ile ilgili bir seriye başladık. Son bölümünü haftaya yapmak zorundayız çünkü bu hafta biraz yoğunuz. Antik Babil'i araştırdığınızı, incelediğinizde orada zaten yüzlerce tanrı var. Enlil ile İnlil çiftleşir, o çiftleşmeden bir tane daha tanrı çıkar, ondan bir tane tanrı çıkar vesaire Zaten vesaire. sorun bu. Sorun bu zaten. Bunun ucu bucağı. Sorununuz bu ama sorunuzu yani bunu insanlar yarattı. Şimdi ben size bir anımı anlatayım. Gerçekten güzel bir anıdır. Anlamak için güzel bir anıdır. Bunu insanlar yarattı. Yani Enlil'i ben yarattım, İnlil'i o yarattı. Amaç toplumu korkutmak. Yani bir tane devleti yöneten bir kral var, layık değil. Özellikle layık değil. Yani dine müdahale ediyor. Kendi emri altında rahipleri organize etmiş, tapınaklar kurmuş ve insanları habire tanrı yaratıyor. Yani eğer şu tanrı, eğer şu işi doğru yapmazsan illa seni lanetler. İşte yeraltı dünyasında seni mahvedecek gibisinden bir sürü korku ifadesi. Yıllar önce geldiğimde İsrail'e Tel Aviv'de bir kursa gidiyordum. Orada bir arkadaşımız vardı. Nepal'den veya Tibet'ten gelmişti. Kendisinden biraz bahsetti. Şeydi yani ben Hindistan'da doğdum. Annem ayrı bir tanrıya tapar. Babam ayrı bir tanrıya tapar demişti. Şimdi bu tanrıyı zaten biz yaratmışız. Bunların hepsini biz yaratmışız. Binlerce tanrıdan bahsediyorlar. Hint kültüründe. Öğretmenimiz de güzel bir espri yaptı. Sizi kutluyorum gerçekten dedi. Yani sizi ciddi bir tanrı enflasyonu var. Baş ediyorsunuz. Bizde bir tane var baş edemiyoruz dedi. Aferin size dedi falan gülmüştük. Yani sizin bu Enlil, İnlil dediklerinizi biz yarattık. Oradaki insanlar yarattı. Yani bugün farklı din kültürlerinde de görüyorsunuz. Herkes kendine göre bir tanrı icat ediyor. Para için tanrı var, sağlık için tanrı var. Hatta kendilerini onun yerine koyuyorlar. Bakın biz onun gölgesiyiz diyorlar. Biz onun asasıyız diyorlar. Yani kimse kusura kalmasın da yani ekonomi denen bir şey var ama bir taraftan ekonomide ya yani alım satım dengeleri varken birileri çıkıp bir şey diyebilir. Hayır, marketteki fiyatları Allah belirliyor da diyebilir. Bu 4000 yıl önce de böyleydi, bugün de böyle. Değişen pek bir şey yok. Yani bunu biz yarattık, insan yarattı. Daha çok toplumunu belli bir çerçevede
baskı altında tutmaya çalışan kralların ve onlardan nemalanan rahipler sınıfı tarafından yaratılmış tanrılardan bahsediyoruz. O Hani zaman bu dini de yarattı diyorsunuz. insanın yarattığını genelleştirmek doğru, pek doğru değil. Çünkü aynı o tanrı kavramları belki yani bir İskandinav ülkesinde yaşayan adam için hiçbir şey ifade etmez. Der ki bu saçmalık der. Yani bunu sen yarattın, ben yaratmadım ki der. Ona göre bir tane tanrı vardır, Thor'dur veya daha başka bir şeydir ve hiçbirine inanmaz. Veya bir Afrikalı için de geçerli değildir bu. Çünkü onu oradaki toplum yarattı. Onu oradaki kral yarattı. Kendi toplumunu belli bir çerçevede organize etmek ve kullanabilmek adına. Ve insan halen buna inanacak bir yapıya sahip maalesef. Yapımız böyle yani. Hani o yüzden bunu alt tanrılar yarattı derken ya o alt tanrıları zaten biz yarattık. Biz yarattık. O zaman yani tamam, sizin tüm bu açıklamalarınızda kutsal demekte, kutsal kelimelerde, şunda bunda, bu dili o zaman biz yarattık. Ama en eski dil diyebilir miyim? Bu dili elbette yani insanlar yarattı diyebiliriz. Yani önce bir söz vardı. Sözler kavramları, Sözle. sesler hale Ben geldi. sizi Tuna Hanım'la tanıdım. Ben kristal taş eğitimi aldım. Artı Tuna Hocam bir kabala eğitimi başlatmıştı. Fakat sonra bunu yarıda kesti. Devam edemeyeceğim dedi. Orada da ben ilk sözde sözü anlattı nasıl olduğunu. Fakat orada da yine kabala anlatırken, kademeleri, sefirotları anlatırken benim kafama sadece şu takılmıştı. İlk Adem'le Havva yaratıldı denirken aslında ilk Lilith yaratıldı. Havva sonra yaratıldı. Fakat Tunu Hocam şöyle açıklamıştı Kabala dersinde. İçindeki Lilith'i Havva'ya çevirmen gibi bir şey benim algıladığım. Herkes kendi objektifinden anlar ya. Benim anladığım buydu. Fakat tüm kitaplara Öyle. baktığım zaman, tüm öğretilere baktığım zaman Lilith'ten, ilk yaratılmış kadından hiç bahsedilmiyor. Hiç yok bu. Sanki Ben hiç size var şöyle ifade etmemiştim. edeyim. Damla Hanım, ben size şöyle ifade edeyim. İbrani dilinin pek bilinmemesinden dolayı siz belki okumamış olabilirsiniz ama ben okudum ve dinledim. Defalarca dinledim. Lilith diye bir kavram var. Eğer biraz dili ilerlediğiniz zaman aslında Lilith'in yani Layla yani gece kavramıyla aynı harflerden türetildiğini göreceksiniz. Bunu özellikle ifade ediyorum. Lilith'le ilgili zaten Mişna'da anlatımlar var. Ama bu tüm anlatımların hepsi alegorik ifadelerdir. Biz eğer birileri bir yerde ilk insan Adem derken veya onun kaburgasından veya göğsünden ortaya çıkan Havva derken bu bir sistem ifadesidir. Yani bir tane topraktan, çamurdan bir tane adam aldım, yani çamurdan bir şey yaptım, biblo yaptım, buna ruh verdim falan değil. Adam kelimesi, dilerseniz zaten Instagram sayfasında da var bununla ilgili anlatımlarım. Yani 10 sahnede nasıl ne kadar anlatılacaksa o kadar anlatabildim. Bunların hepsi alegorik kavramlardır ve efsanevi ifadelerdir. Efsanevi ifadeler. Hatta geçen gün Yüzüklerin Efendisi ile ilgili bir program yapmıştık. Neden efsanevi diller, anlatımlar insanın ilgisini çekiyor ki bu filmde de baktığınızda onlarca benzetmeyi Tora'dan geldiğini rahatlıkla izleyebilirsiniz. Adem de bir alegorik ifadedir, Havva da bir alegorik ifadedir ve Lilith de bir alegorik ifadedir. Diğer taraftan yani şu da vardır mesela Sitra Ahra diyoruz. Diğer taraf, diğer yüz. Bu Sitra Ahra zamanla Satan kavramına dönüşüyor. Satan bildiğiniz işte şeytan ve Satan kavramı sonra Malaka Mavet'e dönüşüyor. Yani ölüm meleğine dönüşüyor. Bunlardaki değişim aslında insanın değişimini simgeliyor. İlk etapta belki bir Sitra Ahra görüyorsunuz. Yani diğer taraf, ondan sonra bu diğer taraf şeytan kavramına dönüşüyor. Bu şeytan kavramı sonra ölüm meleği kavramına dönüşüyor. Buradaki ifade edilen şey aslında Lilith olduğu gibi insanın içindeki kötülüğün tanımlanma aşamaları. Başka da bir şey değil yani. Bir kötülük var. Hatta bunu ben demiyorum. Tora da geçer. Kötülüğü ben yarattım diyor. Kötü yaratımı ben yarattım diyor. Kötü yaratımı ben yarattım ve bu kötü yaratımın kendi üzerimizde, kendi gözlerimizde, kendi doğamızda gelişim safhaları. Aslında o kavram olduğu yerde kalıyor. İnsanın buna yaklaşımı ve insanın bunu anlayış şekli değişiyor.
O yüzden bir yerde Sitra Ahra yazar. Çünkü oradaki gelişim seviyesine göre Sitra Ahra durumundadır. Yani diğer yüz, diğer taraf durumundadır. Bir yerde bakarsanız Zohar'da Satan diye geçer. Geçiyor yani Satan örneğin. Oradaki kötülüğü tanımlaması, insanın gelişen ruhun kötülüğü tanımlaması Satan seviyesine gelmiştir. Bir başka yerde bakıyorsunuz ölüm meleği oluyor. Malaka mavet oluyor birdenbire. Çünkü insan orada değişmeye başlıyor. Bunu şöyle düşün yani. Diyelim ki bir çocuk büyüyor. O çocuk için geceliğin duyulan bir ses nedir? Yani çok korkunç olabilir örneğin. Karanlıkta duyduğu bir sestir. Ama büyüdükçe bunu rahatsız edici bir ses olduğunu tanımlayabilir. Ve biraz daha büyüdüğü zaman bunun aslında pek de bir şey ifade etmediğini düşünür. Belki bir çalının ve rüzgarda çıkarmış olduğu sestir. Gecede duyulan o ses değişmiyor aslında. Fakat bunu gözlemleyen, bunu yaşayan kişinin tanımlaması değişiyor. Ve Lilith'te başlayan bu kötülük çünkü derler yani yanlış hatırlamıyorsam Talmud'da Adem bununla baş edemedi derler. Yani Lilith'te baş edemedi. Bu Tora'da geçmez. Tora'dan sonra yazılan yazılarda geçer. Alegorik bir ifadedir. Onunla bütünleşemeyeceğini anladı der. Onunla çiftleşemeyeceğini anladı der. Çünkü insanın nihai amacı her halükarda içinde iyilik, o iyilikten doğan yani içinden doğan Havva ile bütünleşmesi gerektiğini simgeler. O yüzden Lilith'le bütünleşemedi. Çünkü tamamen kötülük. İçinde hiçbir şekilde kutsi bir nokta yok. Ama o sistem içerisinde ortaya çıkan, hatta haze deriz yani haze bölümünde ortaya çıkan Havva ile bütünleşebildi. Çünkü Havva'da yaratımdan gelen bir nokta vardı. Yaratımdan gelen bir iz vardı. Yaratıcıdan gelen bir nokta vardı. O yüzden Adam Havva ile bütünleşebildi. O yüzden deriz yani denir. Deriz diyorum da Adam Havva'yı tanıdı derler. Lilith'i tanıyamadı. Çünkü tamamen kötülük, tamamen karanlık. O yüzden denir ki Adam Havva'yı tanıdı. Ve tanıdı, onunla bütünleşebileceğini anladı. Aradaki fark budur yani. Ve Teşekkür ederim. elbette bu bütün bunların içeriğini dilin içeriğiyle anlıyoruz aslında. Yani gerçekten bazı şeyleri hatta biz de yakında bir Kabala kursuna başlayacağız. Ödev verdim yani arkadaşlar başlamak istiyorsanız öncelikle İbrani harflerini tanıyacaksınız dedim yani. Mecbursunuz bir nevi. Yoksa anlaşılmıyor bazı şeyler. Anlatmanız da mümkün değil. Çünkü oradaki harfin nasıl başka bir harfle yan yana gelip bir kavram olduğu, o kavramın neden böyle şekillendiği önemli. Bunu Latince anlatamazsınız, bunu Türkçe anlatamazsınız. Ancak şu anki anlatabildiğim kadar anlatırsınız. Belki daha zengin anlatabilirsiniz ama vurgulamaya çalıştığım şey şu. Dilin bütün amacı zaten bu kavramları izah edebilmek. Ancak bu dille anlatabiliyoruz. Bu dilin kendi içinde yaratmış olduğu dinamiklerle anlatabiliyoruz. Hocam ben daha yeni başlıyorum. O eğitime katılamam, değil mi? Ancak bitirdikten sonra bu eğitim. Yevanım'la konuşun, gerekli bilgileri verir size. Ben şimdilik o konuya girmeyeyim. Yani zaten Tamam. sürekli olacak bu kurslar. Yani insanlar maalesef bir yerde Lilith duyuyor. Bir yerde kötü taraf yani diğer taraf kavramını duyuyor. Bir tarafta Satan kavramını duyuyor. Bir tarafta ölüm meleği kavramını duyuyor ve sanıyor ki bunlar apayrı şeyler. Tam tersine bunlar aslında insanın kötülük karşısındaki izlenimlerinin gelişimi. Değişenle insan değişiyor sadece. Daha önce kötü diğer taraf olarak gördüğün şeyi birdenbire şeytana dönüşüyor. Şeytan olarak tanımladığın şey ölüm meleğine dönüşüyor. Aslında öz aynı öz ama insan değişmeye başlıyor, insan gelişmeye başlıyor. O yüzden hani yaratan kavramında neden bazen Şem diyoruz, neden bazen Adonai diyoruz, neden bazen Kadosh Baruhu diyoruz. Hem keşfetmişim hem de gizli bir taraftan. Yani keşfettiğim şey nasıl gizli olabilir? Çünkü insan bu durumda olabiliyor. Bir taraftan keşfediyor, bir taraftan da halen bir şeyler gizli. Ama bir taraftan Adonai derken yani Yud-Heh, Vav-Heh'i gördün Adonai derken oradaki Adonai'nin türetildiği şey ise Dan, yargı sahibi, yargı, yargının tek sahibi. Şem ise at, bir at yani. Sadece bir at. Umarım anlatabilmişimdir. Yani burada kavramların oluşumunda dilin çok büyük bir etkisi var. Diyeceksiniz ki dil nasıl gelişti? Elbette yani dil önce söz vardı.
sesler ortaya çıktı, kavramlar ortaya çıktı. Biz diğer programlarda da ifade ettik. Yani ben sadece özet olarak geçeyim. Yani bugün bizim görmüş olduğumuz İbrani Hafti zaten Babil sürgününde tamamlandı. Öncesinde var mıydı? Dil öncesinde vardı, konuşuluyordu, biliniyordu. Hatta Babil serisinde de anlattık. Yani Avram'ın ailesi zaten İbranice biliyordu ama Babil'de yani Mezopotamya'da Aramca konuşuyorlardı. Ve Avram Babil'den çıktıktan sonra babasının salık vermesinden dolayı diyor ki babası, eğer sen Aramca konuşmaya devam edersen Nimrod'un askerleri seni her daim takip edebilecek çünkü ne dediğini anlayacaklar. Toplumun da ne dediğini anlayacaklar. O yüzden benim sana tavsiyem atalarının diline dön diyor. Atalarının dili de İbranice. Ve ilk defa Avram'la beraber İbranice toplumsallaşmaya başlıyor. Bir topluluk halinde konuşulmaya başlanıyor. Babil'den çıkış sürecinde. Kenan topraklarına gelene kadar artık İbranice toplumsal olarak biliniyordu. Tabii bu esnada harfler yok ama konuşuluyor. Elohim, Yutei, Vafei bunlar biliniyor. Sara, Avram, Hauma gibi şeyler, Nahar gibi şeyler. Sonra insan arzusu, insan geliştikçe bunları ifade etme zorunluluğundan dolayı harfler ortaya çıkıyor. Harfleri kurguluyorlar. O yüzden Alef'in şekli böyledir. Yani bir tane güt yukarıdan gelir, bir tane güt aşağı iner. Yani yaratımla başlayan iyilik yukarıdan gelen simgedir. Aşağı inen ise yaratılandır. Ve ortadaki şey ise yaratılanın iyiyi ve kötüyü orta yerde birleştirmesine anlamına gelir. Hep buna üç hat deriz yani. Üç hat, üç hat. Yaratımdaki üç hat. Şin harfinde de vardır aynı şey. Bir kat düşünün. Şin harfine bakın mesela alfabede. Üç tane çizgi vardır. Rastgele değildir yani. Çünkü kap üç tane çizgiyi bir araya getirmek zorunda. Veya daha başka anlatımlar da vardır. Yani Alif harfindeki yukarıdaki yut, Avram'ı simgeler, aşağı inen İshak'ı simgeler, ortası ise Yakov'u simgeler. Çünkü Yakov hem babasından hem İshak'taki nitelikleri alıp ortada birleştirebilmiştir. O yüzden öğretebilmiştir. Ama İshak mesela aynı şeyi şöyle de görebiliriz. Avram Hesed sefirasıdır. İshak Gevura sefirasını simgeler. Tiferet Yakov'u simgeler. Çünkü Tiferet ikisini de bütünleştirebilmiştir. O yüzden Tiferet'e zerafet deriz. Hesed Avram gibi merhamettir. Gevura ise İshak gibi gururdur. Kahramanlık ifadesidir. Ama Yakov'un işi orada ikisini bütünleştirip Tiferet'te bütünleştirir. O yüzden zerafet ortaya çıkar. Merhametle kahramanlığı yan yana getirdik ve zerafeti gördük. Hani bunların anlatımı neslin ihtiyacına göre geliştikçe harfler de gelişti. Umarım cevap olabilmiştir sizin için. Çağla Hanım buyurun. Evet, epeydir bekliyorum. Şalom. Şalom Berevtov. şalom. Erevtov. Erev tov. Erev tov. Ayin reş bet. Anlatmışım alegorisinde neden erev karıştırma fiilinden türetilmiştir. Erevtov O zaman yazsın. siz anlatın hatırlıyorsanız. Sıradaki Pardon, niye şey Ha, karıştırma şey, anladım. Yok, anlatma Erev hocam. yani akşam kelimesi karıştırma fiilinden türetilmiş diye Evet. anlatmıştım. Yani evet, Hatırlıyorsanız şey dedim siz demiştiniz. anlatın. Gece hiçbir şey net değildir, belli değildir. Gün ışığı olmadığı için böyle bir anlatım anlatmıştınız galiba. Gece ayrı bir kavramdır. Tamamen zifiri karanlık. Ama gündüz gündüzdür yani ışığın olduğu Evet. zaman. Hatta İbn Gıvirol'un güzel bir şarkısı vardır. Yani Şahar evakeş ha. Yani şafak senden isteyeceğim. Oradaki maksadı şeydir yani şafakla beraber ışık doğdukça her şey netleşir. Gece karanlık, hiçbir şey belli değil. Gündüz ise her şey aydınlık ortada. Ya şu gecenin Ama şarı deriz ya, gündüzün hayrı gibi işte. akşam ise ikisinin karışmış hali. O yüzden karıştırma fiilinden türetilmiştir. Erev. Evet, tam ne gece ne evet. Ne gece ne gündüzdeyim. Akşamdayım yani. Buyurun. Pekala. Şimdi biz geçen derste gördük. Yelet
erkek çocuğu, yelde kız çocuğu. Fakat sadece çocuk kelimesi yok mu İbranice'de? Her cinsi kapsayan, hani çocuklar gelin, hani çocukları koruyalım, hani çocuk kavramı. Böyle durumda yeladim diyoruz. Yeladin çoğulunu Evet. kullanıyoruz. Yani orada ayırt etmiyoruz. Hani yeladim diyoruz. Ama şöyle ifade edeyim. Mesela buradaki kreşlerde bazen hem kızlar hem erkekler gider. Bazı kreşlere sadece kızlar, bazı kreşlere sadece erkekler gider. Elbette sadece kızların gitmiş olduğu kreşte öğretmen yeladot der. Evet. Hani yeladim diyecek bir durum söz konusu değil. Çünkü hepsi kızlardan oluşuyor. Ve karışık olan durumlarda ise yine genellikle yeladim derler. Yeledim. Bütün Yeladim. çocukları şey Evet. kapsadığında. Evet. Hani bir topluluk var diyelim. Biz onlara ne diyoruz? Anaşim, insanlar. Yani onlara Evet. naşim demiyoruz. Veya gıvarim de demiyoruz. Şimdi kadınlar çok. Gıvarim de demiyoruz. Sadece erkekler olacak. Anaşim. Genel bir ifade yani. Topluluk. Topluluk. Daha topluluk, evet. Topluluk. Evet. Şimdi bu harflerin bir yolculuğu var ya, aleflerle başlayan Evet. çizimle ilgili. Buradaki bazı semboller de ilk günden bana bir şeyler çağrıştırıyor. Bu ikisiyle ilgili sormak istiyorum. Acaba Buyurun. doğru mu bir yaklaşımım diye. Bu mem harfinde biliyorsunuz bir şey var. Bacası tüten bir ev gibi aslında ben görüyorum onu. Mem de ima anneden, acaba hani orada alefle başlayan yolculuk bir yuvayı kurma mı? Mem harfinin anlattığı bu mu? Mem harfi her zaman merhameti anlatır. Öyle mi? Onu simgeler. Merhamet. Rakamim. Yani o yüzden 40'a denk gelir. Hani efsanevi anlatımlarda ne derler? 40 yıl çölde dolandılar. Çünkü 40 yıl merhamet seviyesine gelmelerini simgeliyor. O da Mem harfine denk gelir. Veya 40 yaşında Mısırlıyı öldürdü. Yani burada bir cinayet söz konusu değil. Bilemiyoruz belki gerçekten Moşe dediğimiz kişi, yani Yakutiel dediğimiz kişi cinayet işlemiş olabilir. Bilmiyoruz. O zamanki toplumun kültürü, oradaki sosyal ilişkiler vesaire. Fakat 40 yıl, yani 40 yaşında Mısırlıyı öldürdü. Yani bir merhamet seviyesine geldi, kendi içindeki bencilliği öldürdü. Veya işte 40 yıl çölde dolandılar. Yine bir merhamet seviyesini simgeler. Bilemiyoruz. Belki 2 yıl dolandılar. Belki 3 yıl kaldılar. Buradaki amaç, yani veya 400 yıl Mısır'da kaldılar. Yine 40'ın 10 katı, dikkat ederseniz. Bir Evet. gelişim seviyesi. Aslında bunu birçok yorumcu da söyler gayet bariz bir şekilde. Aslında 220 yıl orada kalındı. O zaman niye 400 yıl diyoruz? Diyorlar daha doğrusu. Çünkü bir gelişim seviyesini simgeliyor. Hatta 40 rakamı diğer kültürlere de sirayet etmiştir. 40 yaşında peygamber oldu, işte 40 yaşında şöyle oldu, 40'ında böyle oldu, 40'ı çıktı vesaire vesaire Evet, gibisinden. lambda. Gerçi artık 40, yani daha başka şeylerde de kullanıyor. İşte 40 günün sonunda işte et kemikten ayrılır. Veya 40 gün yaz süreci. yaz süreci Olabilir. var. Gerçi et kemikten artık ayrılmıyor. Çünkü beslenmemizden dolayı doğal mumya olarak içeri giriyoruz yani. Parçalanmıyoruz maalesef. Şekerden, Evet, o da yağdan dolayı. antibiyotikten ve GDO'lu üründen. Bir de şey, takma şeyler varsa, dolgular, silikonlar, Bozulmuyor milikonlar. adam. Adam bozulmuyor. Yani mezar da açıldığı zaman insanlar mucize sanıyorlar. Yani mucizelik bir olay yok. Yani bozulmuyor çünkü tamamen yani kimyasal maddelerle büyümüşüz. O yüzden bozulmuyoruz. Fakat şöyle bir durum söz konusu gerçekten. Anne rahmindeki çocuğun kalbinin atışı 40. günde başlıyor. Evet. Bu gerçek. Hani orada bir değişim yok. Hani belki çok husus, yani çok özel durumlarda belki bu değişilir ama genel bilinen şey nedir? Gebelik 40 Günde hafta, yani o çok, 40'ın çok önemli bir şeyi var 40'ta hakikaten. yani hakikaten kalp atmaya başlıyormuş. O kalp atan Evet. aslında insan da yani pirinç tanesi kadar bir şey. Ben dinlemiştim yani. Dakikada 225 atıyor. Evet. Dinlemiştim yani kulaklıkta, inanılmaz bir şey. Doktora sordum bunun büyüklüğü neydi dedim. Pirinç dedi yani. Sadece pirinç. Canım kendisi zaten bezelye kadar, o da onun pirinci, kalbi de pirinçten. Pirinç tanesi kadar kalbin Hayır, tamamı kendisi bezelye kadar, kalpte işte Hayır pirinç hayır kadar. bebeğin kendisi pirinç kadarmış. Ha, bebeğin kendisi pirinç Kendisi pirinç kadarken. kadar. Ve kalp atıyor 40. günde. Ve 40. günde atıyor. Yani bu tip kavramlar da aslında böyle rastgele bulunmuş şeyler değil. Mem her zaman onu simgeliyor. O yüzden dikkat edin yani Bir ima. yuvaya benziyor çünkü ya. Bacası tüten bir ev görüyorum orada ben. Çünkü
Alef mem alef yazıldığı zaman ima olur. Alef bet alef yazıldığı zaman aba olur. Ve bu iki kavramın sayısal toplamına baktığınızda yelet kavramı çıkar. Yani çocuk kavramı çıkar. Mesela şunda da şey görüyorum, artık bir araya gelme, sanki aile olma, üç kişi bir arada ya da bir topluluğun bir kökte birleşmesi gibi. Şunu da öyle algılıyorum. Bir dala, bir kökten çıkan üç kişi. Algılayabilirsiniz. Gerçekten insanın gözünde şekillenebiliyor bu. İnsanın içinde farklı farklı anlamlara sebep olabiliyor. Bu da güzel bir durum. Gerçekten güzel bir durum ama az önce söylediğimi kaçırdığınızdan eminim. Alef mem alef ile alef mem alef ima demektir, anne demektir. Evet. Alef bet alef aba demektir, baba demektir. Evet. Bu iki kavramın sayısal değerlerini topladığınızda diyorum yelet kavramı çıkar, yani çocuk kavramı çıkar. Çocuk evet. Yani onlar da rastgele değildir. Ya evet, o inanılmaz. Mesela hani kadının erkeğin tekili çoğulu ve kadının tekilin çoğulunun toplam hepsinin 8'er tane olması da çok enteresan. Hani iş oraya ayı koyuyor, kadında iş ayı, sonra erkeği çoluğundaki kadındaki ayı alıp anaşim yapıyor, kadını tek naşim çoğulu yapıyor. Yani inanılmaz bir algoritma Hep var gibi. bu kavramlardaki kurgular dönüşümü simgeler. Dönüşüm ve bazı çoğu durumda kezleri. Ben kezler diyorum. Yani defala kaç kere olduğunu simgeler. Evet. Yani bu ağaç kavramında da vardır veya Adem'in o ağaçtan yedi elmada bile vardır. Yani elma kelimesini yazdığınızda İbranici bir eylemi ifade eder aslında. O yüzden elmayı yedikten sonra her şey değişmeye başlıyor. Çünkü bir eylem var orada. Şimdi söylemeyeyim, ileride söyleriz yani konuşuruz diye. Tamam. Başkalarının da söz hakkı alayım. Okey. Varsa arkadaşlar buyurun sorun. Berev Nesrin Hanım buyurun. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Şimdi şey söyleyecektim, ben aslında birkaç şey söyleyecektim de. Şimdi ilk başta ben hani tasavvuf tarafıyla da ilgilendiğim için, babadan da tasavvufçu olduğum için, İbn Arabi mesela harfler konusunda işte harflerin sırrı. Yani aslında İbn Arabi'nin dediği gibi bunu İbranice'de çok iyi görüyoruz. Mesela ben enerji çalışmaları, kokay eğitimleri aldım, enerji şifa eğitimleri aldım ve şifa eğitmeniyim aynı zamanda. Ve orada mesela biz öğrendiğimiz zaman Kodosh, Kodosh, Adonai Tsabayot Kadoş, diyoruz. kadoş. Kadoş, pardon. Kadoş, kadoş, kadoş. Mesela öyle işte İbranice'deki kelimelerin de öyle sırları var ki, mesela işte onu söylediğimiz zaman veya onu yaptığımız zaman hani sihirli değnek demeyeyim ama gerçekten hani insanın algısı da değişiyor, bakış açısı da değişiyor ve neye göre yaptığınız zaman gerçekten onun karşılığını, enerjisini olumlu olarak görüyorsunuz. Bunu bizzat ben yaşadım, hep de yaşıyorum zaten. Bir de şunu söyleyeceğim. Zaten şeyde de İslamiyet'te de Kur'an'da da biz birçok İslamiyet'teki Kur'an'daki çözemediğimiz şeyleri birçoğunu İsrailiyat'tan, mesela din adamları birçoğunu çözemediklerini mesela İsrailiyat'a göre, yani Tevrat'a göre veya Talmud'a göre bakıp, mesela Havva'nın ismi Kur'an'da geçmiyor ama bunu biz şeyde görüyoruz, Talmud'da görüyoruz veya Tevrat'ta görüyoruz. Hava. Hani o yüzden efendim, Hava diyoruz yani, hava. evet, iyi de deniliyor sanırım orada. O İngilizce'de, İngilizce'de İngilizce duydum. de tamam. İngilizce yani, iz Ama diyor. hani bunları bildiğimiz için gerçekten İbranice bizim hani birçok alanda da çözemediğimiz şeyleri burada çözmemizi sağlıyor diyebilirim. Yani işte orada siz örnek verdiniz. Kadoş, kadoş, kadoş. Kadoş kelimesi 3 defa telaffuz edilecek. Kadoş, Evet. kadoş, kadoş diyeceksin. Çünkü Evet. bir şeyi, yani bir şeye dokunuyorsunuz ve o dokunuş 3 defa olmak zorunda. O yüzden Evet. kadoş, kadoş, kadoş diyorlar. Evet işte. Lafuzda ben derslere giren, gerçi herkes burada derslere giren arkadaşlarımız. Derslere giren arkadaşlar şunu diyorum. İlk etapta telaffuzla fazla kafayı yormayın. Çünkü gırtlağımızın alışması zaman alacak. Yani Hayfa demek biraz zaman alır. Het demek biraz zaman alır. Yani hemen buna alışmak belki zor olabilir. İmkansız demiyorum. Ben yaptıysam herkes yapar. Ayn örneğin. Areftir ama ayn ayndır. Gırtlaktan çıkar. Telaffuzdaki önem işte bu yüzden. Çünkü o telaffuzdaki ses doğada bir şeyi harekete geçiriyor. O yüzden doğru söylemek gerekiyor. Hatta şöyle bir gelenek vardır eskilerde, halen de vardır.
Bir bilgi oturur herhangi bir yerde, yani ağzından sesler çıkartır. Bunun çıkması gerekler yani. Çünkü orada bir şeyi harekete geçirmek zorunda. Ve dualar olarak kurgulanmış bu ifadelerde bazı şeylerin kaç kere söylenmesi gerektiğinin önemi de burada yatıyor. Kadoş, kadoş, kadoş. 3 defa diyeceksin yani, bu kadar. Eğer Peki bir bir yerde şey... Avraham demen gerekiyorsa Avraham diyeceksin, bir yerde Avramsa Avram diyeceksin. Bir yerde Peki... saraysa bir saraydır, bir yerde saradır. Çünkü oradaki gelişimi simgeliyor o. Peki şeyi soracağım, bu tabii ben biraz geriden de dersimi çalışmaya çalışıyorum da harfleri falan hepsini hani şey söyleyeceğim, buradaki harflere sayıların verilmesi onların geçirdiği hikayelere göre mi verildi? Yani birine işte 400, 140, 20. Hikayelerin de etkisi var. Aynı zamanda dikkat ederseniz yani geçmişte rakamlar yerine harfler kullanılıyordu. Bu da ayrı bir gereklilik. Diğer taraftan yine az önce söylemiş olduğum gibi kezler, defalara denk gelmesiyle de alakalı. Yani işte mesela az önce Çağla'nın böyle bir şey görmüş. Yani ben yasımıyorum kesinlikle. Hani ima diyor, işte bacası tutan bir eve benziyor. Çünkü kadın her zaman evdir. Anne her zaman evdir. Hangi topluma bakarsanız bakın, çocuğu anne büyütür. Hangi topluma bakarsanız. Elbet istisnai durumlar, zor durumlar vardır. Yani annesini kaybetmiştir. Daha farklı bir sorunla karşılaşmıştır. Fakat hangi topluma bakarsanız bakın, anne çocuğu için bir evdir. Kadın da ev gibidir yani. Teşekkür ederim. Ve o yüzden yani ima kelimesiyle aba kelimesini topladığımızda yelet kavramı çıkıyor. Yelet'teki sayıya ulaşıyoruz. Çünkü bu ikisinin birleşiminden yelet çocuk ortaya çıkıyor. Yeni bir değer ortaya çıkıyor. Hocam bir hesap yaptım şimdi. Yelet sanki 44 yapıyor. İma 42, aba 4 yapıyor ama. Çünkü alif var. İki defa alif var. Dikkat edin. İki defa mı var? Aba'da 2 tane var. İma'da da 2 tane var. 42'ye 4 yapıyor sanki hocam ya. Tamam, ben de onu diyorum yani, 2 tane alifi düşürüyorsun çünkü zaten var, aynı harfler diyorum. Aynı harf, tamam şimdi oldu. Aynı Anladım. harfler yani. Tamam O hocam. yüzden. Hani ima kelimesindeki alef, abadaki de alef, o yüzden düşürüyorsunuz ikisini. Tamam şimdi oldu hocam. Teşekkürler. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Elbette bunlara verecek yüzlerce örnek var yani. Adam gerçektir diyoruz yani. Adam niye gerçektir? Çünkü adam kavramındaki sayısal değer 9 olduğu gibi gerçek kavramındaki sayısal değer de 9'dur. O yüzden deriz yani adam gerçektir. Ve hakikaten de gerçektir yani. Adam gerçektir yani. Adam vardı yani. Hem fiziken hem de ruhen vardı yani. Öyle birisi vardı. Adem yani. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Sorunuz yoksa benim de şu an ekleyecek bir şeyim yok. Elbette bu bir ders değildi. YouTube'da tekrar yayınlanacak. Haftaya diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Belki erteleyebiliriz. Şu an bir şey diyemiyorum. Fakat buna benzer programları, yayınları yapmaya devam edeceğiz. Normal derslerde soramayacağımız, daha doğrusu sorulması, yani sorabilirsiniz ama hani o derslere zaman harcamak yerine bu tip programlarla değerlendirmek daha doğru oluyor ki ders metnine devam edebilelim yani. Kurguladığımız zaman çerçevesinde. Görüşmek üzere o zaman. Hoşça kalın. İyi akşamlar. İyi İyi akşamlar. akşamlar. Teşekkürler. İyi akşamlar Laylatov. İyi akşamlar.